Rüstem Paşa. Duyduklarım doğru mu? Mustafa abim idam edildi. Doğrudur şehzadem. Başımız sağ olsun. Seni ahlaksız köpek! Bir de utanmadan başsağlığı mı diliyorsun? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Siz kıydınız benim Mustafa'ma! Siz katlettiniz onu! Zalimler! Sultanım, acınızı ve öfkenizi anlıyorum. Lakin bu hadisenin bizimle bir alakası yok. Hünkârımızın hükmü. Kim karşısında durabilir ki? Tuzak kurdunuz ona. Yalanla, iftirayla kanına girdiniz. Allah'ım! Bu nasıl bir günah? Bir babaya evlat katili yaptınız! Neler duyuyorum validem? Bayezid, aslan. Dokunmayın bana. Ellerinizde abimin kanı var. Şehzadem, validenizi böyle bir şeyle nasıl itham edersiniz? Asıl seni itham etmek lazım. Oradaydın değil mi? Bizzat sen abimi çukura ittin değil mi? Mutlu musunuz artık? Ha? Mutlu musunuz? Önünüzde kimse kalmadı. Değil mi? Zafer artık sizin. Hadi gidin. Ne duruyorsunuz? Kutlayın bu kirli zaferinizi. Şehzade Mustafa ile yıldızımızın barışmadığı doğru. Lakin kutlama da yapacak değilim. Bu elim hadise karşısında ben de çok müteessirim. Ne kolay yalan söylüyorsun. Ne kolay kabul ediveriyorsun Mustafa'mın öldüğünü. Ne kolay öyle deyiveriyorsun. Ne kolay kıyıverdiniz siz. Katiller, siz katilsiniz. Masum bir adama canına girdiniz, kanına girdiniz. Katiller. Rüstem'le beni itham etmek kolay. Lakin unutmayın. Şehzade Mustafa'nın ölüm emrini veren ben değilim. Şehzade, hünkârımızın iradesiyle idam edildi. Madem öfkelisiniz, öfkenizin hesabını sormak istiyorsunuz, o halde hünkârımız gelince onun karşısına çıkarsınız. Sultanım, rahmetli Şehzade Mustafa'nın 52'si diye fakirleri doyurmuş, muhtaçlara sadaka dağıtmış. Şehzademiz Beyazıt da rahmetlinin ruhu şad olsun diye hayır işleri için para yollamış. Allah kabul etsin, ne diyeyim. Görünecek hali yok ya rahmetlinin gittiği yerden. Siz yine de bir haremde görünseniz iyi olacak sultanım. Ne vakittir gölgenizi üzerlerinde hissetmiyorlar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim öyle bir sıkıntı çöreklendi ki. Tarif etmeye kalksam mümkünatı yok, beceremem. Hatun.
Ne yüzle geldiniz buraya? Bırakın da acımızı yaşayalım. Bırakın da yasımızı tutalım. Validemle buraya acınızı paylaşmaya geldik. Başka bir niyetimiz yok. Kimin niyetinin ne olduğunun herkes farkında. Cümle Osmanlı farkında. Şehzademizin ölümünden mesul olanlar elbet cezalarını çekecek. Hem de ahirette değil, bu dünyada. Ölüm, ölümü getirecek. İkinizin de burada yeri yok. Yeter! Sizin beddualarınız bana işlemez. Ben Hürrem Sultan. Güçlü olan hayatta kalır, kazanır. Cihanın nizamı bu. Şehzade Mustafa zayıftı, öldü. Bense hayattayım. Gel. Validem. Rahatsız olma. Şehzade Mustafa'yı mı düşünüyorsun? Başka ne olabilir validem? Aklım, fikrim ordugâhtan gelecek olan haberde. Mustafa abini düşündüğün kadar Selim abini yahut Cihangir'i düşünüyor musun peki? Ordugâhta işler karışırsa ilk hedef onlar. Yeniçeri fırsatını bulursa hiç durmaz isyan bayrağını açar. Selim yangının ortasında kalır. Yeniçeri ile kardeşinin arasındaki hadiseler malumun. Ona kin duyuyorlar. Cihangir desen hassas ve kırılgan. Ruhu dahi yaralansa zayıf bedeni o acıya dayanamaz. Peki bunları düşünüyor musun? Demek annelik böyle bir şey. Evladından gayrı her türlü felakete kör ve sağır olmak. Peki kardeşlik ne demek bilir misiniz validem? Kardeşlik, kardeşinin, abinin gözlerinin derinlerine bakıp sevgiyi görmek demek. Kalbinin içindeki sıcaklığı hissetmek. O kalplerin birlikte atması demek. Bunun için aynı anneden doğmaya lüzum yok. Korkuyorum validem. Mustafa abimin başına bir felaket gelecek. Ve benim ruhum dahi işitmeyecek diye korkuyorum.
Sultanım. Bayezid nasıl? Aile öfkeliler. Şehzade Mustafa'nın kaybı ruhunda derin yaralar açmış belli ki. Cenaze merasimi için Bursa'ya gitmeyi kafalarına koymuşlar sultanım. Ne olur mani olun. Bu yolculuk çok tehlikeli. Hele ki böyle bir vaziyette. Bursa'ya gitmek de nereden çıktı? Aile öfkeli. Bir kıvılcım dahi ortalığın alev almasına kâfi. Müsaadem yok. Zintar yola çıkamazsın. Sizden müsaade istemedim mahalleden. Bayezid. Bırakın. En azından acımı yaşayayım. Mustafa abime karşı son vazifemi yerine getireyim. Ben yalnızca doğru bildiğim şeyi yaptım. Doğru bildiğim şeyi söyledim. Şehzade Mustafa'nın katili ben değilim. Suçluyu bu kubbenin altında arama. Onu ölüme götüren kendi gururu ve hırsıydı. Beni yalnız bırakın. Gözü dönmüş, kana susamışlar. Malumun ilanı. Bir ay kara kopacak. Mühim olan bunu zapturaptı altına alabilmek. Başka ne işittin? Hürrem Sultan'ın, Rüstem Paşa'nın canını alalım. Şehzade Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmet'i tahta geçirelim diye... ortalığı velveleye verdiler. İşte boş boş konuşuyorlar. Öyle şeylerin üstünde durmamak lazım. Tam aksi. Böyle konuşanları ciddiye almalıyım. Böyle lakırdıların üzerinde durmalıyım ki sonradan başımız ağrımasın. Fahriye, bana kağıt mürekkep getir. Emredersiniz sultan. Hünkârımızı bu tevatürlerden haberdar etmeliyim. Bu vesileyle başsağlığı da dilemiş olurum. Bu seferden kim bilir ne zaman dönecek. Sultanım, herkesi mahzene aldım. Şimdilik emniyetteler. Dışarıdaki kalabalık gitgide artıyor. İlave bostancılar yolda, lakin bu gidişle onlar da kâr etmeyecek. Gördüm. Ben de arkadan dolaşmak mecburiyetinde kaldım. Hazırlığını yap. Saray Hümayun'a, yanıma götüreceğim onları. Sultanım, o vakit ateş saraya sıçrayabilir. Müsaade buyurun, başka bir yere götürelim. En azından tehlike geçinceye kadar. Mühim aşağı meleğim. Sultanım, sizin ne işiniz var burada? Neden çıktınız saraydan? Ya başınıza bir hal gelse? Şu durumda oturup bekleyemezdim. Madem gördünüz mü başımıza gelenleri? Hepimizin canını alacaklar. Gözleri dönmüş. Sakin olmalıyız. Yoksa hata ederiz. Kurtulacağız elbet. Ne var aklınızda sultanım? Sinan Paşa, Üsküdar'daki sarayı hazırlamalarını emretmiş. Bir müddet orada saklanacaksınız. Orada olacağınız kimsenin aklına gelmez. Esas mesele saraydan çıkmak zaten. Etrafımızı sarıyorlar. Kapana kısıldık. Gece olunca kalabalık dağılır. Dağılmasa bile azalır. O vakit sarayın arka bahçesinin kapısından kimse görmeden gizlice çıkarız. Saray burnunda bir saltanat kayığı bekleyecek. Birlikte Üsküdar'a geçeceğiz. Rüstem'le Mihrimah'tan malumat var mı? Üsküdar'daki saraya sağ salim varmışlar sultanım. Emniyetteler. Burada saklandıkları kimsenin aklına gelmez. Böylesi daha hayırlı sultanım. Şehzademiz Bayezid payitahtta değilken neler olacağını kestirmek güç. Maazallah, başı bozuk taifesi buraya kadar yürürlerdi. Herkes bize diş biliyor.
Herkesin hedefinde biz varız. Gocunmuyorum. Her türlü zorluğa katlanırım. Her türlü imtihandan geçerim. Yeter ki evlatlarıma bir şey olmasın. Cihangir'im yanımda olsaydı keşke. Avuntum olurdu. Ne demeye gitti sanki? Şehzade Mustafa'nın ölümü mutlaka müteessir etmiştir onu. Mihrimah'ın başına gelenlerden, benim yaşadıklarımdan haberin yok mu? Mehmet Paşa anlattı. Ha. Demek haberdarsın ve bir geçmiş olsun benden esirgiyorsun. O gafillerin canımıza kastetmesi umurunda değil, öyle mi? Öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz validem. Siz de Mihrimah da canımın bir parçasısınız. Fakat bu isyanlar da durduk yere çıkmıyor. Siz, Rüstem Paşa, belki de Mihrimah, Mustafa abime kıyan o celladın ellerinden tuttunuz. Ona güç verdiniz. Ali şimdi çileden çıktıysa kabahati biraz kendinizde arayın. Yanılıyorsun. Asıl kabahat abin Mustafa'ya o yanlış akılları verenlerde. Onlar düşünsün. Kim düşünsün validem? Ha? Evlat acısıyla yanıp tutuşan Mahidevran Sultan mı? Yoksa günahsız bir çocuk olan Mehmet mi? Gördüm validem. İkisini de gördüm. Ölmeden mezara girmişlerdi sanki. Ruhları çekilmiş gibiydi. Bayezid ben... Kâfi. Validem. Biraz daha konuşursam ağzımdan daha beter laflar dökülecek. Biliyorum siz de altta kalmayacaksınız. O vakit birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz. Civardakiler hareketliliği fark etmesin diye Üsküdar Sarayı'na çok sayıda muhafız tahsis etmedik sultanım. Böylesi Mihrimah Sultanımız ve Rüstem Paşa için daha emniyetli. Muhafızlarına itimadın tam mı? Endişeniz olmasın sultanım. Uzun zamandır emrimde olan hanedana bağlı askerlerdir.
Asiler dağınık haldeler sultanım. Serdarlık eden biri yok. Müdahaleye gerek kalmadan yakında dağılacaklardır. Elbet hadise çıkaracaklardı. Lakin işlerin buraya varacağını tahmin etmezdim. İnşallah dediğin gibi olur Sokollu. İnşallah hadiseler büyümez. Kuzuyu kurda emanet edip geldim sultanım. Artık buradayım. Yanınıza döndüm. Allah sonumuzu hayır etsin. Varlığın bana kuvvet verecek Sümbül. Bu zor günlerimde senin gibi güvenebildiğim sadık dostlarım yanımda olsun isterim. Kalktın geldin. Bahtiyar ettin beni. Bu benim için bir şereftir ancak vallahi dışarıdayken dahi sizi aklımdan geçiriyordum. Sultanım. Tebessüm ederken dahi yüzünüzden endişe okunuyor. Cüretimi bağışlayın lakin o korkusuz, her zorluğa karşı göğüs geren, en cevval düşmanlara bile meydan okuyan Hürrem Sultan'ın bakışları değil bunlar. Haklısın Sümbül. En büyük düşmanım öldü. Yine de huzur bulamadım. Evlatlarım birbirine düşecek. Gözünü intikam hırsı bürüyenler emellerine kavuşacak diye korkuyorum. Şehzade Mustafa'nın laneti gelip beni bulacak diye. Onun ölümü benden de birçok şey alıp götürdü. Şükürler olsun sağ salim döndünüz. İyi misiniz? Nasıl olayım madem? Rüstem yüzünden az kalsın canımızdan oluyorduk. Allah'tan kardeşim vaktinde geldi de bu cehennem azabından bizi kurtardı. O ateşin altına odun atanlardan biri de sendin Mihrimah. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne yapıyorsunuz siz? Münakaşanın sırası mı? Hem de benim huzurumda. Anlaşılan hadiseler asabınızı bozmuş. Aslanım, şehzadem, bu yaptığınla bana dünyaları bağışladın. Sizin için yapmadım validem. Kardeşim için gittim oraya. Geçecek sultanım. Öfkesi dinecek. Yeter ki siz ondan vazgeçmeyin. Bizi kurtarırken gösterdiği gayret takdire şayandı. Siz mahzeneyenin tehlike geçinceye kadar orada kalacaksınız. Peki siz validem, siz gelmiyor musunuz? Bayezid'i görmem lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Konuşmam icap eder. Fahriye, Mihrimah Sultan'ın yanından ayrılma. Emredersiniz. Sümbül. Sultanım. Lala Mustafa, şehzadem has odada mı? Değil sultanım. Maalesef değil. Şehzademiz ateşle oynuyorlar. Sesleri işitiyorum Zühre'm. Seni ve Rüstem'i istiyorlar. Bayan.
Bayezid'i göndereceğini Rüstem köpeğini yollasaydın ya... ...o kadar mı kıymetli senin için? Ben kimseyi yollamadım. Valla... Şehzade Mustafa, kimsenin canı yansın. Karıları dul, çocukları yetim kalsın istemezdi. Şimdi dağılmazsanız kan dökülecek. Buradaki hiç kimse sağ kalmayacak. Acınızı anlıyorum. Acınız benim de acım. Lakin gittiğiniz yol, yol değil. Şehzade Mustafa'yı sevenler incinsin istemiyorum. Yiğit şehzadem benim. Maşallah. Cihan böyle cengaver görmemiştir da. Gördünüz değil mi valide? Bir padişahta olması gereken bütün vasıflar Bayezid'de var. Nasıl da hepsini susturdu. Ona baktıkça babanı görüyorum Mihrimah. Sultan Süleyman Ağa'nı. Ve rahmetli abim Mustafa'yı. Bu seni korkutmuyor mu Hürrem? Derin bir kedere sürüklemiyor mu?